Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün biz Ömer Yusuf'la birlikte uyandık. Gece çok uyandı. Aşırı derecede böyle mama içti yani uyandığı için. Fazla tok değildi dün gece sanırım. O yüzden çok sık uyandı yani. Ben de çok hani tıka basa muhallebi falan vermemiştim gecede. Ondan dolayı değil mi annem? Şu anda böyle söyleniyor. Çamaşır atıyorum. Çamaşır dediğim yorganını atacağım arkadaşlar. Çünkü bezinden bayağı birazcık taşmış. Hem kıyafetlerini değiştirdim bütün. Yorganına da biraz geçmiş. Çarşafını zaten yıkıyorum. Şöyle yorganını yıkayacağım şimdi. Çünkü ıslatmış bayağı. Hemen şöyle makineye atayım. Kendime tutamıyorum. Şöyle çevireyim bari kamerayı. Biz altına yorgan serdiğimiz için beşikte normal yatağı yok. Ondan dolayı bu yorganı hep batırmış. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Deterjanımızı da atalım. Ondan sonra Ömer Yusuf'un karnını doyuralım. Şimdi ben de kendi karnımı doyuracağım. Şöyle tostumla yumurtamı yaptım. Domates salatalık kalmamış, onu alırız. Müsait bir zamanda. O yüzden sadece bunlarla yapacağım. Şimdi çayım da demlendi. Hemen çayımı doldurayım. Kahvaltımı yapayım. Ömer Yusuf da hazır şu an duruyorken. Aman maşallah diyeyim. Yorganım da çıktı arkadaşlar. Makineden. Onu da astım, kuruyor çarşafıyla beraber. Kurusun onlar, ondan sonra sereriz. Şimdi kahvaltımı yapayım. Kendime geleyim. Evet, bugün pizza yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Üstüne ekleyeceğim malzemeleri. Sucuk, salam, sosis, domatesim yoktu. Biber birazcık şey yaptım, doğradım. Salçayla zaten ketçap ekleyeceğim. O yüzden domatese çok da gerek yok. Şimdi bunun üzerine kapatayım. Burada da kuru maya kullandım. Toz şeker var altında. Kenarda da tuz var arkadaşlar. Şimdi bu karışımın üzerine hemen şöyle ayarlayayım kameramı. Sütümü ılıttım. Biraz da su karıştırdım arkadaşlar. Çok sıcak olmayacak. Elinizi yakmayacak bir kıvamda olacak süt. O şekilde ekleyin. Bir kişi yani iki kişilik yapacağım, bir tepsi yapacağım için çok fazla sıvı kullanmayacağım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Hani hamur az olsun diye sıvıyı fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ ekliyorum. Onu da çok fazla eklemenize gerek yok. Çünkü pizza hamuru. Şöyle şu kenarda dursun. Şimdi bu mayayla sıvıları tamamen böyle iyice karıştırıyorum. Dediğim gibi çok fazla sıcak olmayacak arkadaşlar sütle su. Yoksa maya hamuru şey yapmaz, hani etkisini göstermez. Tamamen söner yani hamurunuz. İyice karıştırıyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Unumu ekledikten sonra, yani ölçülü ekleyeceğim. Elime yapışmayan bir hamur olacak. Ona göre ekliyorum. İlk başta biraz fazla ekleyebilirsiniz. Bunun bir ölçüsü yok. Ben hani kendimize iki kişilik yaptığım için ölçü kullanmıyorum. Sadece sıvıyı az tutarsanız fazla bir hamur olmaz. Az olur. Bakın şu anda çok cıvık. Şimdi biraz daha un ekliyorum. İyice yoğuruyorum hamurumu.
Baktınız. Un çok geldi arkadaşlar. Biraz su ekleyebilirsiniz. Hani fazla kaçırırsanız onun da çözümü var. Evet, hamurum oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Tam orta bir kararda oldu. Şimdi şöyle iyice hamurumu toplayayım. Bunu mayalamaya bırakacağım. Üzerini kapatacağım örtüyle. Ve sıcak bir yerde olacak mayalanması mutlaka. 45 dakika falan tutabilirsiniz veya 1 saat. Mayalandıktan sonra pizza yapma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurum mayalandı. Tepsime de mısır ununu serptim. Şimdi buraya da karışımımı hazırladım. Hamurun üzerine bunu yayacağım. Sıvı yağ var, ketçap var, salça, domates salçası, bir de kekik ekledim. Başka hiçbir şey eklemedim. Ömer Yusuf da burada. Anneciğim, orası olmaz anne. Halı var orada. Düşersin. Şimdi hamurumu oklavayla açacağım arkadaşlar. Daha ince olsun diye. Ondan sonra da diğer aşamalara geçeceğim. Evet arkadaşlar, hamurumu açtım. Tepsimi şöyle üzerine koydum, baktım. Tepsi kadar olmuş. O yüzden daha fazla açmayacağım. Ömer Süt'te burada söyleniyor. Şimdi tepsinin içerisine hamuru yerleştiriyorum. Bu şekilde. Kenarları sorun değil arkadaşlar. Biraz fazla gelebilir. Şöyle katlarsanız, zaten pizzalarda da o şekilde oluyor. Kenarları böyle daha kalın oluyor. Hatta arasına kaşar peynir falan da ekleyebiliyorlar böyle. Evet. Şimdi diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Aşama aşama yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, pizzam pişti. Fırından çıkarmaya 5 dakika kala üzerine biraz daha kaşar rendesi ekledim. Bir de mısır ekledim. Tekrar fırına sürdüm. 5 dakika daha o şekilde pişti. Eridi hepsi. Güzel görünüyor. Umarım tadı da öyledir. Birazdan deneyeceğim. Babamız geç gelecekmiş. Ona gelince ısıtacağım. Ama ben şimdi çok acıktığım için mecburen birazcık yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar, mısır ununu serperken söylemeyi unuttum. Yapışmasın diye bunu serpiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmıyor. Yani pizzayı alırken de yapışma olmuyor. Çok güzel oluyor yani. Yağlamaktan ziyade böyle altı gayet güzel bir şekilde, bakın hepsi
şekilde yapışmıyor yani. Zaten şeyde de hazır dışarıda yediğinizde de mısırını kullanılıyor altına. Bu püf noktası yani pizza için söyleyeyim. Yapıyorsanız eğer mısırını serpin altına, yapışma olmuyor arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Hamuru da güzel olmuş. Hani inceliği falan gayet güzel incelikte olmuş. Yedim, tadına baktım, gayet güzel olmuş arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel ve maliyeti de gayet ucuz yani evde yaptığınız için. Dışarıdan söyleseniz büyük boy bir pizzayı 40-50 lira, belki de daha fazladır. Evde yapıyorsunuz 10 lira bile değildir yani. Bence yapın, çok da basit hem de çok kolay yani. Hiç vaktinizi de almıyor. Deneyin derim. Evet arkadaşlar, Mehmet de geldi. Biraz geç geldi, 8 gibi geldi. Toplantıdaydı. Yürümüş biraz indikten sonra. O yüzden de hava soğuk olduğu için biraz üşümüş. Hasta olurum diye korktu. Ben de ona nane limon yaptım. Bu arada döktüm arkadaşlar. Şurayı hemen kenara alayım. Nane limon yaptım şöyle. Onu içecek şimdi. Yavaş dökeyim. Etrafa dökülmesin. Ömer Yusuf'u da doyurdum. Şimdi birazdan onu da yatıracağız. Mehmet nane limonunu içsin. Evet, gördüğünüz gibi biraz döktüm ama güzel görünüyor. Vallahi benim de canım çekti, bilmiyorum içsem mi. Ama yok, gerek yok. Bu ona yeter. Anca o içsin. Evet arkadaşlar, Mehmet şu anda nane limonunu içiyor. Bayağı bir yani donmuş kulakları falan rüzgardan. Soğuk. Soğuk zaten. Seni yerim. Seni Ömer yerim. Usta burada. Bal yanak. Anneciğim. Bal yanak. Bak bebeğim. Bal yanak. Canım. Aşkım benim, güzel oğlum. Evet, şaşkın şaşkın bakıyor. Birazdan onu uyutacağız. Şu anda bana bakıyor. Kimle konuşuyorum acaba diye. Bal yanak da bal yanak. Mehmet de ona şarkılar söylüyor. Benim uçuktu arkadaşlar. İyice böyle şey oldu. Kötü kurudu. Bayağı bir acıyor yani. Krem sürdüm üzerine yumuşasın diye. İnşallah geçer. Soğuyunca havalar genelde çıkıyor böyle. Sıkıntı oluyor yani. Rahat edemiyorsunuz. Çok da böyle ellememeye çalışıyorum ama istemsiz olarak böyle hani orada olduğunu bildiğiniz için bir rahatsızlık oluyor böyle. Sürekli bir oynama hissi oluyor. İhtiyacı oluyor. Seni yerim. Seni neyse, inşallah yerim. Geçer arkadaşlar. Bugünlük videomu kapatıyorum. Bu kadar olsun bizden. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.